Antalya Film Festivali'nden herkese selamlar. Yanımızda Video Corp'un sahibi imtiyazı Funda Şen Hanımefendi var. Kendisi bize son dönem yaptığı ve yapmayı planladığı şeyler hakkında kısa bir brief verecek. Kendisi yarın aynı zamanda Film Forum'da bir sunumumuz olacak. Ve bu sunum ne hakkında? Kısaca bize anlatır mısınız? Bu sunum aslında sinemacıların son dönemdeki en büyük sıkıntısı olan Gen Z'yi analiz ettiğimiz ve Gen Z'yi nasıl sinemaya getireceğimizi anlattığım bir sunum olacak. Harika. Z kuşağı çünkü bugün bildiğiniz gibi çok multiformat çocuklar. Doğru. Dikkat süreleri çok kısa. Doğru. 2 saniyeli sınırlı. Onları o 2 saniyelik sürede nasıl yakalarız? Sinemaya ilgilerini nasıl arttırırız? Hı-hı. Çoğu beyaz perde bile görmemiş. Hı-hı. Sinema beyaz perdede izlenir. Doğru. Bunu onlara anlatmamız lazım. Doğru. Bununla ilgili dijital bir bakış açısıyla sinema sektörüne katkı sağlamaya geldik. Gerçekten çok enteresan ve çok etkileyici. Ama sadece bununla kalmıyorsunuz sanırım. Sizin yapmış olduğunuz dijital içerikleri korumakla ilgili bir durum da var. Tabii. Ondan 360 derece çünkü bu iş. Bir eser yarattığınız zaman, hı-hı, bu eserin müziğine sahip olmak zorundasınız. Hı-hı. Müziğinin de satılacağı platformlar var. Film yapımcıları genellikle hep bunu göz ardı ediyorlar. Hı hı. Müziğin lisanslanması, doğru, eserin lisanslanması, dijital platformlarda tüm dünyada koruma altına alınması ve, hı, takip edilmesi çok önemli bir husus bugün. Korsan eskiden köşedeki CD'ciydi, hı hı, ama bugün biliyorsunuz bütün dijitalde daha film vizyona çıkmadan bile korsanına erişebiliyor bu Z kuşağı. Aynen. Ve çok da yetenekliler bu, evet, konuda. Evet. Korsanla da mücadele artık sinema sektörü için vazgeçilmez bir unsur oldu. Evet. Bunu da anlatacağım yarın. Yarın. Yani aslında bir dijitalleşen dünyaya sinemanın entegrasyonu, hı hı, gençleri nasıl sinemaya getiririz, yarattığımız içeriklerin nasıl full ondan faydalanırız ve nasıl koruruz? Evet. Bunları anlatacağız. Peki bunların çözümleri var diyorsunuz yani. Tabii ki var. Her birisinin çözümü var fakat... Pahalı mı? Hayır, pahalı değil. Gerçekten. Gerçekten hani pahalı. Hepimizin korkusu değil bu ya. Bu hayır, dönemde. Hayır. Özellikle bir bu da mı çok pahalı olacak bize falan? Hayır. Çünkü biliyorsunuz film yapmak gerçekten çok pahalı oldu. Çok pahalı oldu artık. Ve yani artık film yapmak, artık filmi göstermek için de bir para harcayacak. Reklam yapmak zorunda, evet, da ekstra para harcamak zorunda kalıyoruz. Tamam, para harcayalım, para harcayalım. Korumak için de para harcayacaksak acaba bu işi yapmasak mı korkusu? Yok. Bizde olmasın değil mi? Yok, olmasın. Gerçekten filmi yapma maliyetindense, yani yapma maliyeti çok yüksek. Evet. Bugün Türkiye'de, evet, çok yüksek rakamlara çıkıyor biliyorum. Fakat bunun doğru reklam planlaması, doğru search engine optimization çalışması. Ondan sonra bugün medya planlama şirketlerinde bile hani outdoor dediğimiz reklamlar bile dijitalleşti. Sunumumda biraz da ondan da bahsedeceğim. Harika. Artık önünden geçen insanları ölçümleyebildiğiniz panolar var. Bu panolarla vesaireyle ilgili de bilgi vereceğim. Ve inanın bunlar pahalı değil. Yani, hı-hı, filmin bütçesinin yanında çok çok küçük rakamlar kalıyor. Evet. Ve aslında gişesine de çok büyük etki sağlıyor. Verilmesi gereken doğru paralar. Kesinlikle, kesinlikle. Doğru planlamayla, hı-hı, çok büyük bütçelere çıkmadan seslerimizi dünyaya duyurabilmek. Müthiş. Gençleri, müthiş, yakalayabilmek. Harika. O zaman ben kendi adıma sizle en kısa zamanda görüşmek istiyorum İstanbul'da. Ben de çok memnun olurum. Tamam. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Antalya'dan sevgilerle. Antalya'dan selamlar.